Evet. Olabilir belki. Hadi sağıma gelsene be. Tutarmaz mı sağa? Anlayacağım ben. Tamam. Bugün Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı Şantiyesi'ndeyiz şu anda. 18 yıldır ülkemizin karada, havada, denizde, raylı sistemlerde ve uzayda yapmış olduğu müthiş gelişmelerin bir ürününden bir tanesi için yarın sabırsızlıkla bekliyoruz. Yine ülkemiz karayolu tarihi için yarın yine önemli günlerden bir tanesi. Biliyorsunuz çok kısa zaman önce Ankara-Niğde otoyolunu, Türkiye'nin en uzun otoyolunu ve 1230 kilometrelik bir Edirne'den Şanlıurfa'ya bir otoyol aksının, uluslararası bir otoyol aksının önemli bir kesimini tamamlamıştık. Şimdi yarın da 400 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu'nun 5. kesimini tamamlayıp vatandaşlarımızın, milletimizin hizmetine sunacağız. Tabi ulaştırma altyapı projeleri hiç durmadan 18 yıldır devam ediyor. Yine hep üstüne çok değerli işler, projeler katarak devam ediyoruz. Tüm ülkemize yayılmış 3000 civarındaki şantiyemizde vatandaşımızın yaşam kalitesini, yaşam standartlarını yükseltmek için büyük bir özveriyle çalışan bir ulaştırma altyapı ailesi var. İnşallah önümüzdeki günlerde çok daha büyük projelerle vatandaşımızın hayatına katkıda bulunacağız. Kuzey Marmara Otoyolu biliyorsunuz Kınalı'dan başlıyor. Yazsören, Odayeri, Yeni Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, yine Mahmut Bey'den başlayarak Yavuz Selim Sultan Köprüsü arası, yine Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden Gebze, İzmit'e kadar uzanan bir aks. Gebze'den 5. kesim başlıyor. Bu bizim yarın açacağımız kesimle birlikte inşallah İzmit Otoyolu'ndaki trafik sıkıntısı tamamen ortadan kalkacak. Tamamen alternatif bir yol artık meydana gelmiş oluyor. Bulunduğumuz Kuzey Marmara Otoyolu dünyanın ilk en büyük projelerinden bir tanesi. Yine burada 4 şerit açıklığıyla dünyanın en geniş tünellerinden, en uzun otoyol tünellerinden bir tanesi. Yarın açacağımız 5. kesimde de tünellerin en uzunu var. 4150 metre çift tüp tünel. Yine 4 şeritte dünyanın en geniş tünellerinden bir tanesi. Kuzey Marmara Otoyolu, Ankara-İzmir, İstanbul-İzmir Otoyolu, Osman Gazi Köprüsü, Malkara-Çanakkale Otoyolu, bir taraftan 1915 Çanakkale Köprüsü, Marmara bölgesini adeta bir altın kolye gibi işliyoruz. Yarın da bunların bir tanesini inşallah tamamlamış olacağız. Yine ülkemizin her bir noktasına altın gibi işliyoruz. Vatandaşımızı birbiriyle buluşturuyoruz, dünyayla buluşturuyoruz. Tabii hep söylediğimiz gibi ulaştırma altyapı projeleri gittiği yerlere hareket getiriyor, canlılık getiriyor, üretimi artırıyor, istihdamı artırıyor, artı değerler kazandırıyor. İnşallah bu yarın açacağımız kesimde yine hem zamandan, yakıttan hem de karbon emisyonunun azaltılmasından çok önemli katkılar olacak milletimize, ülkemize. Bir başarılı projeler var. İnşallah bunları önümüzdeki günler tekrar açılışlar var. Yarın hepinizi Kuzey Marmara Otoyolu 5. kesimine bekliyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Haberleşiriz arkadaşlar. Görüşürüz. Teşekkür ederim.